Yabancı Dil Bakanlığı, İŞKUR Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sürü yönetimi elemanı benim projesi kapsamında 12 Aralık 2014 20 Ocak 2015 tarihleri arasında kurumumuzda açılan 120 saatlik sürü yönetimi elemanı kursunu başarıyla tamamlayan 15 kursiyerimize sertifika verme törenimize hoş geldiniz. Projeyle ilgili bilgi vermek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Halime Ödül Dallı Hanımefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sertifika töreni. Ben biraz hazırlıksız bekalım, şöyle konuşacağım. Sağlıklı, verimli ve kazançlı hayvan sürüsünün sürekliliği için gerekli olan faaliyetlerin tamamı sürü yönetimi olarak ifade edilmektedir. Sürü yönetimi elemanı ise sahibi olduğu veya kendisine emanet edilen hayvan sürüsünün sağlıklı ve verimli olması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kişidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca sürü yönetimi elemanı benim projesi kapsamında küçük baş hayvanların sevk ve idaresine yönelik düzenlenen sürü yönetimi elemanı eğitimi Uzunköprü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne İşkur İşbirliği ile Uzunköprü Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenmiştir. Kursiyerleri tanım aşamasında Keşan Damızlık Koyun Keçi Birliği ve Uzunköprü Ziraat Odası Başkanlığı katkı sağlamıştır. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kendileri aramızda yoklar. Bu eğitime 15 kişi katılmış. 15 gün boyunca 120 saat eğitim verilmiştir. Eğitimde kursiyerlere merala hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarla kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi, beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, zaptırap gibi konular anlatılmıştır. Eğitime katılan kursiyerlere İŞKUR tarafından, Edirne İŞKUR tarafından iş ve meslek hastalığı sigortası yapılmış ve kendilerine günlük 20 lira harcırah verilmiştir. Hayvancılıkta başarılı olabilmek için işletmelerin iyi sevk ve idare edilmesi gerekir. 2015 yılında da bu eğitimler talepler doğrultusunda devam edecektir. 2014 yılında bu eğitimi almış kişileri çalıştıran işletmelere 500 ve baş ve üstü olan işletmelere bakanlığımız 5000 lira destek verilmiştir. Bu yıl için çeşitli öngörüler var. Bu rakamı 300 başa indirebilir bakanlık ya da rakamı 8000'e çıkarabilir şeklinde. Bu eğitim ile halk arasında çobanlık denilen meslek profesyonel ve sertifikalı hale gelmiştir. Hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhtemelen kurum yöneticileri, misafirlerimiz, basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyerek saygılarımı sunuyorum. Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde Uzunköprü'de 20 kişiye yönelik sürü yönetim elemanı kursu yaptık. Ve kursumuz süresince 15 gün sürdü ve 120 saat. Günlük kursiyerlerimize 20 lira kursiyer zaruri gideri ve genel sağlık sigortası iş kurumundan ödenmişti. Sürü yönetim elemanı kursumuz Uzunköprü'de 20 kişilik, Keşan'da 25 kişilik düzenlenmiştir. Önümüzdeki günlerde de Meriç ilçemizde yine sürü yönetim elemanı kursumuz düzenlenecek ve bizim düzenlediğimiz sürü yönetim elemanı kursumuzun hayvancılık sektörüne katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Hayırlı olsun, teşekkür ederiz. Çalışma ve İşkur Sayın Müdürüm, kıymetli müdürlerimiz, kıymetli kursiyerler, değerli arkadaşlarım, kıymetli gazeteciler. 7. ilçemdeyim, 18 yılımı tamamladım. Son dönemlerde, eskilerde aslında hiç problem olmayan, ancak şu günlerde problem haline gelmiş bir meslek var. Çobanlık, sürü yönetimi, ne derseniz deyin adına. Bu derece hayvancılığın gelişmiş olduğu bir ülkede ve gelişmiş ülke içerisinde hayvancılık ve tarımın çok önemli olduğu Uzunköprü ilçesinde sürü yönetiminin bu işten anlayan evlerde olması çok önemli. Bu probleme parmak bastığı için Sayın İl Müdürümüze, Tarım Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüze, tüm çalışanlarımıza şükranlarını sunuyorum. Geldiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizler hem belgeli olacaksınız, hem bu konuda sizden talepte bulunan, işçi isteyen, eleman isteyenlere bir çözüm olarak çözüm sunacaksınız. Aynı zamanda da
bizim hayvancılık konusunda güvenilir elemanlarımız olacaksınız. Bunlar gerçekten çok önemli. Büyük eksiklikler, bu eksiklikler şu anda çözülüyor. Bu çok önemli bir şey. Geldiğim bütün ilçelerde aynı sıkıntılarla karşılaşıyorum son yıllarda. İnanın ki Türkiye'de sürü yönetim elemanı, çoban bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Afganistan'dan, Özbekistan'dan gelen bu konuyla ilgili insanlar var. Dışarıdan geliyorlar ve burada çobanlık yapıyorlar. Şimdi meraların son derece yoğun olduğu, hayvancılığın çok gelişmiş olduğu bir ilçeden bahsediyoruz. İlk geldiğimde 27 bin civarında hayvanımız vardı. Briefinglerde olamıyordu. Geçen sene briefinglerde 24... Büyükbaşı'yı ben tabii kastederek söylüyorum. Geçen seneki briefinglerde 24-25 bini kullanıyoruz. Bu sene büyük ihtimalle 22 bin, 21 bini kullanıyoruz. Bakın son derece geriye gider. Neden geriye gidiyor? Hayvancılığı bilmediğimiz için. Bu işi ehil elemanlarına veremediğimiz için yapıyoruz. Fiyatlar da yükseliyor. Fiyatlar da yükseliyor son dönemde. Şimdi tabii biliyorsunuz bizim memleketimizde yaş da ilerliyor. Yaşlı insanlar artık hayvancılık yapamıyorlar. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta meraların kullanımı çok önemlidir. Meraları kullanmayı bilen insanların, sürü yönetimini bilen insanların meralarda otlatması çok önemlidir. Bu anlamda bu kursu çok takdir ettiğimi ve bu kursların devam etmesi gerektiğini özellikle Sayın Müdürümüze arz ediyorum. Bu çalışmaların devam etmesini arz ediyorum. Hepinize kurs belgeleri hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayvancılığımız sizlerle birlikte gelişecek. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olmasın. Birinci adamın sonra toplu fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekelim tabii. Sayısı fazla mı? İşte ben müsaadenizle o konuyu bir değinebilir miyim? Tabii. Şöyle bir konuda bir şey söylemek istiyorum. Sigortası olmayanlar için sosyal yardımlaşma vakfımız her zaman hazırdır. Özellikle İşkur'dan öyle belge alan kişilere belgesi olduğu için özellikle sosyal yardımlaşmadan 15 bin liraya kadar belki daha da fazla yapılabilir. Küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık konusunda destek vereceğimizin sözünü vermek istiyorum özellikle. Bilmiyorum bir miktar yardımcı olabilecek miyiz? İnşallah yardımcı olabilirsiniz. Buyurun sizler. Öncelikle burada katkı sağlayan herkese, yani ismini sayamadığımız başta kaybolmam olmak üzere bize ilçe tarım müdürümüz, Sayın İşkur yetkilileri, Sayın Serdar Bey, Merkez Bilgiler'den buraya bize çok çok teşekkür ediyorum ilk evvela. Yani çok faydalı oldu. Buna herkes bilsin yani. Bir de şöyle bir şey, yani biz yaş olarak yani genciz, biz bu işi ilerletmek istiyoruz. Tabii bu dönemde devletin büyük işleri yani bize bir şekilde yardımcı olması lazım. Biz destek veriyoruz bu konuda. Şimdi az evvel de siz deyiniz, yani işi bilmeyen kişiler işe geliyorlar, yani işe giriş olan başarılı olamıyorlar yani boşlar bilmedikleri için. İşte bizim önümüz açılsa, bize destek verirse, diyelim şimdi burada birçok arkadaşımız var, genç arkadaşımız var yani bu işi yapacak seviyede. Önümüz açılsa biz daha ilerleyen, yani bu işleri daha iyi bir seviyede yaparız kesinlikle yani. Bunu yani yetkili kişilerden rica ediyoruz destek açısından. Hocam o zaman tarım müdürümüz isimleri de alsın beraber çalışalım. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hayır, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Tamam, aldım. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.